Merhaba arkadaşlar, Frekans Adam kanalına hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde A101'e fındık ezmesi almak için gitmiştim. Yaklaşık 2 aydır aynı fındık ezmesini indirime girsin diye bekliyorum. Her neyse, vitrinde afişe bakarken indirimli ürünleri takip ederken Toshiba'nın Xeria serisi SD kartının indirime girdiğini gördüm. 32 GB'lık Klason ultra yüksek hızlarda çalışabilen SD kart 24 liraya düşecekmiş. Zaten SD karta ihtiyacım vardı. Biliyorsunuz bir önceki videomda 16 GB'lık bir SD kart aldım. Yazma 1, okuma 1. 1 MB saniyede patladı yani. Elimizde patladı. Çin'den almıştık. Her neyse. Baktım internette ne kadara satılıyor diye 32 GB'lık Xeria serisi. Vallahi MediaMarkt'ta şu an bunun 16 GB'ını adamlar 25 liraya satıyor. Yani MediaMarkt bunun 16 GB'ını nasıl 25 liraya satar da A101 32 GB'lık versiyonunu 24 liraya bizlere verir. Yani burada olan son kullanıcıya oluyor diye düşünüyorum. Aynı şekilde Bimax'te de aynı fiyat. İnternette baktım baya. Valla en uygunu elinize telefonunuzu aldığınızda, tabletinizi aldığınızda ya da video kameranıza, fotoğraf makinenize koyabileceğiniz nitelikte Toshiba Xeria A101'den temin edilebiliyor. Diğer taraflarda birazcık pahalı. Hiç hoşuma gitmeyen bir olay bu yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Her neyse bugün bu SD kartın ne kadar performanslı olduğuna değineceğiz. Dilerseniz ufaktan başlayalım. 32 GB kapasiteli Klason bu micro SD kart 24 TL'lik fiyatıyla dikkatimi çekebilmeyi başardı. Çünkü akranlarına nazaran büyük avantajları bünyesinde barındırıyor. Şoka veya suya karşı dayanıklı, aynı zamanda da X-ray koruması olan bu ultra yüksek hızlı kart 48 MB okuma ve 13 MB saniye yazma hızına sahip. Piyasada bulunan akranlarına nazaran hem daha uygun fiyatlı geldi hem de ek özellik bakımından dayanıklı oluşu da tercih sebebi olarak ön plana çıktı. Aynı zamanda bu SD kartı tercih etmemin sebeplerinden bir tanesi de suya karşı dayanıklı olması, şoka karşı dayanıklı olması, X-ray korumalı olması. Oldukça dayanıklı olması veri için çok önemli. Şimdi bir yere gittiğinizde atıyorum bir arazinin fotoğrafını çekiyorsunuz, videosunu çekiyorsunuz. SD kart değiştirmek istediniz. Dandik bir SD kart taktığınızda ya da hani bu tarz korumalara sebep olmayan bir SD kartı yere düşürdüğünüzde herhangi bir sıkıntı yaşanabilir. Suya düştüğünde sıkıntı yaşanabilir. Yağmur yağdığı zaman üstüne damlacık nüfus ettiği zaman bir sıkıntı yaşanabilir. Bu kadar kasmama gerek yoktu. Öldüm. Üzerine damlacık nüfus ettiğinde sıkıntı yaşanabilir. Her şekilde ıslandığı zaman bir sıkıntı doğabilir. Bu yüzden de Xeria iyi bir seçim oldu benim için. Kartı uzun süreli test sürecinden geçirdim. Izma HD OK testinde görülebileceği üzere erişim süresi yazma kısmında düşük kalsa da okuma kısmında 0.7 milisaniyelik değer ile oldukça performanslı duruyor. Atla ve kristal disk testlerinde de ortalama 47 MB okuma hızlarına çıkabilirken yazma kanadında da saniyede 14 MB hızlarında seyredebiliyor. Özellikle fotoğraf veya videolarıyla dolu 4 GB'lık veri yazdırdığımda neredeyse 4.5 dakikalık vaktimi aldı. Standart Klason kartlardan bu hususta pek de bir farkı yok. Lakin okuma kısmında beni rahatlattı. Çünkü kartı çektiğim fotoğraf ve videoları bilgisayara aktarmak istediğim zamanlarda kullanmayı tercih ediyorum. 45 MB'lık okuma değerinin katkısını görebildim. 4 GB'lık veriyi 1.5 dakikada bilgisayarıma atabildim. Her türlü ortamda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir SD kartı olmuş. Uygun fiyatlı, performanslı bir çözüm olmuş açıkçası. 32 GB olmasının da avantajı yadsınamaz. Micro SD karta ihtiyacım var diyorsanız, tabi yanında gelen adaptör sayesinde SD kart olarak da kullanabiliyorsunuz. Tamamıyla tercih edebileceğiniz iyi bir seri olmuş. Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Gerçekten A101'de de teknolojik ürünler bakımından iyi indirimler oluyor. Yine farklı birkaç şey daha satın aldım. Onları da zamanla sizler için inceleyeceğim vakit olduğu sürece. Umarım ileride hani BİM'de o kadar çok dalga geçildi ki hani şu ürünleri şu kadar ucuza satıyorlar,
İşte dandiktir, kötüdür vesaire. Yok abi, öyle bir şey yok. Bazı yerler var A101 gibi. O yüzden teknolojiyi daha fazla desteklerlerse, teknolojik ürünleri daha fazla temin edip bizlere uygun fiyata sunarlarsa çok daha iyi olacak diye düşünüyorum. Bu vesileyle hem Toshiba'nın Xperia serisine yakından bakmış olduk, aynı zamanda da performansına değindik. Yani dediğim gibi hem telefonunuzla hem dijital fotoğraf makinenizle güvenerek kullanabileceğiniz bir ürün olmuş. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Sesim zaten iyice gitmeye başladı. Gidip fındık ezmesinden birazcık yiyeceğim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Paylaşmayı unutmayın.